Evet arkadaşlar kazanım 14'teyiz. Burada düzgün 400'lü verilmiş bize. OH yani şurası 2 kök 3. Şimdi şöyle bir durum var. Bu BH'nin tamamı kenar ortay aslında. Ve bu O noktası da tabanın ağırlık merkezi. Şurası bir parçayken burası iki parça. Yani şöyle düşün. Şurası iki kök ise burası da 2 katı olduğu için dört kök 3. Bu boydan boya 6 kök 3 yapıyor. Burası 6 kök 3 çıktı. Sonrasında tabanda eşkenar üçgen var ya burası 60 derece. Şurası da kaç derece oluyor? 30 derece. 60 derecenin karşısı 6 kök 3 diye verilmiş. O zaman 30'un karşısı şurası ne gelecektir? HC'den bahsediyorum. 6 gelecektir. E burası da 6 olduğuna göre demek ki bir ayrıtımız 12. Bize hacmi sorulmuş. Hacim formülümüz şöyleydi. A küp kök 2 bölü 12 idi. A'yı 12 bulduk. 12, 12, 12 diye yazacağım. Sadeleştirmeyi hemen yapayım diye. Bunlar birbirini götürdü. Burası 144 yapıyor. 144 kök 2 santimetre küp bizim hacmimizi veriyor. Şimdi buna gelelim. Düzgün 400'ün A köşesinden C köşesine yüzey üzerinden en kısa yol. Kaç santimdir demiş. Yani şu ön yüzey ve sağ yüzeyden hareket edilerek e, gidilecek. Biz o yüzeyleri doğrusallaştıracağız. Daha doğrusu aynı hizaya getireceğiz. Doğrusallaştırma değil de. Şimdi ön yüzeyi çizdim. Şurada sağ yüzey. Şurası A, burası C. Bu 4, bu 4. Bu iki boyutlu bu arada. Üç boyutlu değil. E, şimdi... Eşken üçgen olduğu için burası 60, burası 60 derece. Ve şu da buraya giden çizgi. En kısa çizgimiz A'dan C'ye. Bakalım ne oldu? Ne kadar kötü çizdim ben bu arada onu. Burada 4, 4. ikizken üçgen var. 120. O zaman şunlar 30, 30 çıkıyor. 30, 30, 120 üçgeninde bunlar 4, 4, 4 ise 120'nin karşısı neydi? Köküç katıydı. Cevabımız 4 köküç çıkacak. D şıkkı. Şimdi burada neler demiş bize? T, A, B, C düzgün 400'lü. Sonra T, E, e A, 6. Şunlar 6 şar santim. Bize EBC alanı sorulmuş. Nasıl bir şey yapalım onu düşünüyorum. Bir kere bir ayrıtımız 12. Burada nedir yine? 12'dir. Evet onu gördük. Başka ne var? Şöyle bir şey. Şurası da yine nedir? 12'dir. Evet. Bu son yüzde, son yüzde eşken üçgen var ya. Şu açı 60 derece. Ben burayı bulmak istiyorum. Yani elinde şöyle bir üçgen var. Şurada 60 derece, şurası 6 ve burası da 12. Şuraya ulaşmak istiyorum. Nasıl yapayım? Şuradan bir dikme insem. Şurası 30 derece yapar. Şurası 3 çıkar. Burası 3 kök 3. Sonra 12'den de geriye 9 kaldı. Şuraya hadi x diyelim. x kare. 3 kök 3'ün karesi 27. 9'un karesi 81. Buradan gördüğüm kadarıyla 108 çıkıyor. 108 de 36 çarpı 3. 6 kök 3 geldi. Şurası 6 kök 3. Sonra arka yüzeyde de yine aynı durum var. Bura 12. Yine içeride 60 derecemiz duruyor şurada. Böylece. Ve burada aynı. Yani bizim elimizde şöyle bir üçgen oluşuyor. Şu karılı duran üçgen. Buralar 6 kök 3. 6 kök 3. Tabanımızda 12. ikizgen üçgen var yani. Ben tabana dikmeyi indirdim. O zaman bunlar 6 6 çıktı. Şu H'yi bir bulalım. E kare artı 36. Bunun karesi 108. Buradan 108'den 36'yı çıkardığım zaman ne elde edeceğim? Ona bir bakayım. 72. Evet. Ve H değeri 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2 çıktı. Artık bunun alanı bulabiliriz. Alanımız 12 taban yüksekliğimizde 6 kök 2 bölü 2'dir diyeceğiz. Şuradan 6 kalacak. 6 kere 6 36. 36 kök 2 santimetre kare yapıyor. Cevap da nerede? B şıkkında.